Uffizi galerisindeyiz ve Simone Martini ile Lippo Memmi'nin Beşaret'i tasvir ettiği panellerine bakıyoruz. Sanat tarihçileri bu panelde hangi kısmın kim tarafından çizildiğini tartışa gelmiştir. Bazılarına göre ortadaki Beşaret sahnesini Martini, her iki taraftaki figürü ise Memmi çizmiştir. Resmin daha önemli olan kısmını daha ünlü olan sanatçının yaptığını söylemek, Giorgio Vasari'nin bazı yazılarına dayanan bir durum. Vasari, 16. yüzyılda İtalyan resim sanatı hakkında yazılar yazan bir vakanüistti. Bu resim söz konusu olunca Simone Martini'nin adının daha çok zikredilme sebebi şu. Martini, Siena'da ondan bir önceki neslin en ünlü sanatçısı olan Duccio'dan eğitim almıştı ve onun en parlak öğrencilerinden biriydi. Şimdi biraz tarihten bahsedelim. Floransa'nın hemen güneyindeki Siena, 14. yüzyılda çok önemli bir şehir devletiydi. Tabii o zamanlar İtalya ülke değildi. Duccio, Siena Katedrali için Maestà adlı iki taraflı bir altar panosu yaptı. Bu resim çok önemli bir zafer olarak görüldü. Neden mi? Siena, Meryem Ana'nın koruması altında olan bir şehirdi. Dolayısıyla başarısını buna borçluydu. Duccio'nun Maestà adlı eseri de zaten Meryem Ana'ya odaklanıyor. Şehir o dönemde inanılmaz bir refah içindeydi. Katedrali büyük ölçüde büyütmek istiyorlardı. Şehrin daha da iyi duruma geleceğini tahmin eden yetkililer, katedralde kullanılmak üzere 4 altar panosu siparişi verdi. Biz de ek olarak yapılan bu panolardan birinin önündeyiz. Burada Meryem'in hayatının ilk dönemlerinden bir sahne, Beşaret sahnesi gösterilmiş. Hristiyan inancında Beşaret, Başmelek Cebrail'in Meryem'e İsa'yı yani Tanrı'nın oğlunu doğuracağını müjdelemesi demek. Cebrail'in ağzından çıkan sözleri panoda görebiliriz. Anlamı şu, selam sana ey lütuf bahşedilen kadın, Tanrı seninledir. Resmin yüzeyi muhtemelen sonradan yaldızlanan sutukko ile yapılmış. Kabarık duran bu sözler gerçekten orada varlar, fiziksel olarak bizimleler. Kelimeler Meryem Ana'ya doğru ilerlerken o da karşılık veriyor gibi duruyor. Mütevazı bir şekilde kendini geri çekiyor. Adeta kitap okurken dikkati dağılmış gibi. Kitap dediğim de elbette İncil. Bu da onun dindarlığına bir işaret. Meryem'in burnu, parmakları ve genel olarak vücudu olduğundan daha uzun. Bu da Sienalı sanatçıların geç Orta Çağ döneminde eski Bizans üslubundan ilham aldıklarını bize gösteriyor. Başmelek Cebrail ortama henüz girmiş gibi. Kıyafeti halen rüzgardan sallanıyor. Cebrail ile Meryem Ana'nın arasında zambak dolu bir vazo var. Zambaklar Meryem'in saflığının sembolü. Cebrail'in elinde de barışın sembolü zeytin dalı var. Zambakların üst kısmında bir güneş sembolü, onun da ortasında güvercin var. Bu kutsal ruhun sembolü. Yakından bakarsanız güvercinin halesi var. Ağzından çıkan ışınlar doğrudan Meryem'i hedef almış. Güvercinin etrafında yüksek rütbeli ve birden fazla kanatlı serafim melekleri var. Serafim melekleri genelde vücudu olmayan kafalar olarak gösterilir. Güvercinin de üstünde baktığımızda yani üstünde göreceklerimize bakarsak boş bir halka görüyoruz. Bunun içinde muhtemelen Tanrı imgesi vardı. Bu resmi diğerlerinden hatta Martini'nin erken dönem resimlerinden de ayıran bir unsur var. Resim inanılmaz zarif, lineer özellikte. Cebrail'in pelerini nasıl da zarif bir şekilde katlanıyor bakar mısınız? Kanatları tek tek özenle çizilmiş. Zambaklar muhteşem boyanmış. Meryem'in yüzü de inanılmaz detaylı. Ayrıca çok güzel kıvrımlı detaylar da var. Bakın Meryem'in elbisesi de çok ilginç bir biçimde kıvrılıyor. Zerafete ek olarak göz dolduran bir zenginlik hissi de var. Cebrail'in giydiği kumaşa bakın. Bu kumaş Avrupa'nın doğudan ithal ettiği inanılmaz zengin görünümlü kumaşlardan. Sanatçı burada şöyle bir teknik kullanmış. Öncelikle altından bir zemin yapmış, üstüne beyaz boya geçmiş, sonra belli kısımlardan beyaz boyayı şekil yapa yapa kazımış ve alttaki altın kısımlar görünür hale gelmiş. Gerçekten müthiş bir detaycılık. Cebrail ve Meryem'in her iki tarafında azizler var. Solda Siena'nın koruyucularından Aziz Ansanus, sağda Azize Margaret. Ansanus'un elindeki bayrak Siena'nın temsili renklerinden oluşuyor. Üstteki rondellerde de farklı büstler yer alıyor. Bunlar eski ahit ayette adı geçen peygamberler. Nereden mi anladık? Ellerindeki parşömenlerden. Peygamberlerin burada gösteriliş biçimi aslında Hristiyanlığın Yahudiliğe dayandığını gösteriyor. Zira inanışa göre eski ahit peygamberleri bir kurtarıcının geleceğini önceden söylemişti. İşte resimde de bu kurtarıcının nihayet dünyaya geleceği an tasvir edilmiş. Evet, sanatçı burada figürlerin var olması için çok az alan ayırmış. Sanki durdukları yer bir rafın üzeri gibi. Önlerinde hiç alan yok, arkalarında ise çok az var. Arkadaki altın duvar cennetin ruhani ışığını temsil ediyor. Bir düşünelim. Siena'daki esas kilise olan Siena Duomo'suna giren bir kişi bu siyah beyaz taşlarla karşılaşıyordu. İnsanın başı döner. Bir de bu taşların ortasında böylesi ruhani bir resmin gücünü düşünün. Kilisenin içinde loş ortamda tütsü kokularıyla bu resmi gören kişinin, tabii eğer inançlı bir Hristiyansa, etkilenmemesi mümkün değil. Bir de bu resmin yanında Meryem Ana'yı Siena'nın koruyucusu olarak gösteren diğer resimlerin olduğunu düşünün. İnsanları maneviyata sevk etmek için gayet uygun bir yöntem ve sanatçılar bu yöntemden sık sık faydalanmış.